Ekvator dünyayı zümrüt bir kemer gibi sarar. Neredeyse keşfedilmemiş olan bu topraklarda yağmur ormanları derinlere uzanır. Yeşildir ve bilebileceğimizden çok daha fazlasını saklarlar. Ama aynı zamanda otlaklar ve adalar da vardır. Her gün doğanın klasik yaşam ve ölüm oyunları gerçekleşir. Ekvator boyunca yapacağımız bu 24 saatlik yolculukta güneşin altında yaşamın asla kolay olmadığını ama daima muhteşem olduğunu göreceğiz. Vahşi doğanın bir günü. Ekvatorda yaşam. Ekvator dünyanın ortasında, kuzey ve güney kutuplarının tam ortasında yer alır. 0 derece enlemdedir. Tüm dünyada ekvator diğer her yerden daha fazla güneş radyasyonu alır. Bu yüzden zengin ve verimli bir bölgedir. Bu ekvator yolculuğunda dünyanın en etkileyici vahşi bölgelerinden 6'sını göreceğiz. Brezilya'nın ekvator bölgesinde saat sabahın 7'si. Güneşin yolunun altında hayranlık veren Amazon uzanıyor. Mart ayında Amazon ormanlarının çoğu su ve ağaç tepelerinden oluşan bir yaşam alanına sahip. Burada yaşayan kara hayvanlarının çoğu daha yüksek bölgelere kaçtı ve sular altındaki ormanı su hayvanlarına bıraktılar. Onların pek çoğu da dev. Kapibaralar. Dünyanın en büyük kemirgenleri. Dev kobaylar gibi görünüyorlar. Ağırlıkları 75 kiloyu geçebiliyor. Onlar için Amazon Nehri bir yiyecek kaynağı ve yırtıcılardan kaçıp saklanacakları bir yer. Ama bu sabah yüzme zamanı değil. Çünkü katiller bir araya toplanıyorlar. Bu dişi yeşil anakonda Amazon'un en büyük avcılarından. 5 metre uzunluğu ve 100 kilodan fazla ağırlığıyla Amazon'da yakalayıp yiyemeyeceği tek bir hayvan bile yok. Ama bu sabah avcı o değil. O gönüllü bir av. Üstelik aylardır bu anı bekliyor. Çiftleşme zamanı geldi. Kokusu erkek anakondaları kendine çekiyor. Bu erkek sadece 1/5 ağırlığında. Karşılaştırıldığında çok ufak. Ama o çevik ve hareketli. Çiftleşmek için acil bir göreve de hazır. Sorun şu ki oraya ulaşan ilk eş adayı o değil. Diğer 8 anakonda dişinin etrafına dolanmış bile. Anakonda gruplarına düğüm denir. Nedeni işte bu. Buradaki her erkeğin dişiyi gıdıklayıp baştan çıkarmayı sağlayan bir çift mahmuzu var. Erkekler bu sürüngenlerin seks savaşında boğuşmak zorundalar. Birbirlerinin etrafında kayıp dolaşıyor, düğümün ortasında en iyi konumu almaya çalışıyorlar. Bu ölüme meydan okuyan bir aşk oyunu. Çünkü düğümün ortasındaki dişi 80'den fazla döllenmiş yumurtayla oradan ayrılabilir. Ve belki de erkek anakondalarla dolu bir mideyle. Bu
Güneş yükselmeye devam ederken gece böcekleri saklanacak yer arıyorlar. Karanlıkta nispeten güvendeler ama gün ışığında bu böcekler yakalanmayı bekleyen kolay lokmalar gibi. Ayağa kayan her böcek çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Boğulma tehlikesi değil. Çünkü bu suda devler gizleniyor. Amazonların yükseklerinde bir harlekin böceğinin dikkatli olması gerek. Ama dikkatli davranmıyor. Amazon'un arowana balıkları ölümcül yırtıcılardır. Su yüzeyinin hem altında hem üstünde yaşarlar. Su yüzeyinde ve ötesinde avlanacak şekilde evrim geçirmişlerdir. Su ve hava sınırında devreye gezip yukarıdaki dallarda yiyecek arıyorlar. Bu yaklaşık 1 metrelik arowanalar küçük kuşları bile avlayabiliyorlar. Dünyanın en zengin ekosistemlerinden biri kafanızın üzerinde, menzilin hemen dışında duruyorsa, bir balığın bu bolluktan yararlanacak şekilde evrimleşmesi mantıklı. Sudan fırlayan arowanaların ötesinde ormanın çoğu hala huzurlu bir dinlenme halinde. Bu meyve veren ağaçların sesi. Lastik ağaçları tohumlarını uzaklara saçar. Tek bir patlamayla 30 metreden uzağa. Tohum kesesi olgunlaşırken yüzeydeki deri gerilir ve yemişleri etrafa saçar. Bu sert yemişler iyi korunuyorlar. Ama Amazon'un en büyük balıklarından birine rakip değiller. Tambaki, piranha'nın yakın bir akrabası ve usta bir yemiş yiyicidir. Tambaki'nin güçlü çeneleri ve dişleri kusursuz ceviz kırıcılardır. Tohumlardaki yağlar ve protein harika bir yiyecek oluşturuyor. Tambaki'nin 30 kilogram ağırlığa ulaşmasını sağlıyorlar. Yılın bu zamanı Amazon balıklar için bir cennetten farksız. Sanki su ve hava arasındaki bariyer yokmuş gibi. Bu su sıçratan tetralar için bugün doğum yapma günü. Ve doğum odası çok yüksekte. Kur yapan çift hedef seçip harekete geçiyor. Olacaklardan dolayı heyecanlı görünüyorlar. Doğanın en etkileyici üreme başarılarından birine hazırlanıyorlar. İki balık aniden suyun dışına sarkan bir yaprağa sıçrıyorlar. Ta ki dişi ve sonra da erkek nehre geri düşene dek. Yaprakta yumurtalar bırakıyorlar. Şu anda her şey onların istediği gibi. Sonra yeniden sıçrıyorlar. Her seferinde büyüyen öbeğe yeni yumurtalar ekleyerek. Ama performansları sona ermedi. Dişi yüzüp uzaklaşıyor,
Ve şimdi de erkeğin, ekvator güneşinde yumurtaların korunmasını engelleme görevi başlıyor. En az 2 gün büyüyen yavrularına karşı görevi bu olacak. Ta ki onlar yumurtadan çıkıp kudretli Amazon'a geri düşene dek. Güneş Amazon boyunca ilerlemeye devam ederken, güneş ışığı Brezilya'nın batısına vurmaya başlıyor. Bu ekvator yolculuğunun sıradaki durağı Amazon'un doğum yeri. Ekvatorda Amazon Nehri'nin çok sayıda anası var. Ancak kollarının hepsi dev yeşil bir duvardan aşağıya akıyor, Ant Dağları'ndan. Ekvator, Ant Dağları'yla Ekvator ülkesinde kesişiyor. Sabahın ortası ve yüksek dağlarda gün daha yeni ısınmaya başlıyor. Vadi bir dişi ant ayısının evi. Ant ayılarına yüzlerindeki iz nedeniyle gözlüklü ayı denir. Parmak izleri kadar bireysel de bir maskeleri vardır. Yavrusu yaklaşık 1 yaşında. Yakında bağımsız olacak ama şimdilik o annesinin bir öğrencisi. Her sabah antların nemli bulut ormanlarında sevdikleri yiyeceklerden birini arıyorlar. Bromeliad bitkileri Güney Amerika ormanlarının su toplayıcılarıdır. Ananasın akrabası olan vazo şekilli bu meyve su tutar ve pek çok hayvan bundan faydalanır. Çoğu bromeliad olabildiğince çok güneş almak için ağaçların yükseklerinde yer alır. Ayılar oraya gitmelidirler. Ant ayıları Güney Amerika'nın tek ayı türüdür ve tüm ayı dünyasının en iyi tırmanıcıları kabul edilirler. Bu yavru annesine katılmaya kararlı. Ama cesaretli olsa da henüz bu yeteneğe sahip değil. Annesi yere onun için ard arda bromeliyatlar atıyor. Ant ayıları çoğunlukla bitki yerler. Ama kuşlar, küçük memeliler ve böcekler de menüdedir. Anne ayı beslenirken ardında bir yıkım bırakıyor. Yavru çok hızlı öğreniyor. İkinci tırmanma denemesinde çok daha iyi bir ilerleme kaydediyor. Ekvatorun tamamı nemli ve yeşil değil. Kayambe volkanı yamaçlarında hava soğuk olabiliyor ve arazide çoğunlukla ot bulunuyor. 5700 metre yüksek olan Kayambe, ekvatorun en yüksek noktası ve ekvatorda kar örtüsüne sahip az sayıda yerden biri. Hava şimdi daha sıcak ama dün gece sıcaklıklar -6 dereceye kadar düştü.
Bu yavru vikunya o zaman doğmuş olsaydı donarak ölebilirdi. Ama dişi vikunyalar neredeyse daima gündüz doğum yaparak yavrularına en iyi hayatta kalma şansını sağlarlar. Burada, ekvatorda vikunyalar sonradan getirilmiş hayvanlar olarak bilinir. Doğal yaşam alanları daha güneydedir. Ancak yüksekte yaşama yetenekleri sayesinde ekvatorun altında da kendilerini evlerinde hissederler. Baskın erkek, dişiler ve yavrularından oluşan büyük sürüsünü izliyor ve yabancılara karşı gözünü dört açıyor. Çünkü dişiler doğum yaptıktan kısa bir süre sonra tekrar çiftleşirler. Andlarda doğum mevsimi ve çiftleşme dönemi çakışır. Ve bekar erkekler şanslarını denemek üzere oraya gelirler. Ve bir erkek diğer erkekleri sürüden kovalamaya başladığında kısa bir depar bir maratona dönüşebilir. Çift atışmaya başlıyor ve ruh halleri bulaşıcı oluyor. Erkeklerin karşı karşıya gelmesiyle sürüde kavgalar çıkıyor. Tüm erkekler sürüye liderlik etmek istiyor ama çok azı bunu başarabilir. Liderlik kazanmanın yollarından biri de baskın erkekle dövüşmek ve dövüş yeteneklerini geliştirmenin en iyi yolu sık sık deneme yapmak. Kavga eden çiftler ısırıp tekme atarak rakiplerini dizüstü çökmeye zorlamak istiyorlar. Cüsse, güç ve yetenek. Kazanını tüm bu faktörler belirleyecek. Güneş hiçbir şeyi beklemiyor. Yoluna devam ediyor ve saatte 1600 kilometre hızla batıya doğru ilerliyor. Efsanevi Galapagos adaları üzerinde parlıyor. Galapagos'un 19 ana adası ekvator etrafına dağılmıştır ve ekvator ülkesinin yaklaşık 1000 kilometre batısında yer alır. Sabahın geç saatleri ve sıcaklık 20'li derecelerin üzerinde. Çünkü Galapagos daima Güney Amerika'nın batı kıyısından gelen akıntılarla serinler. Sabahın ilk saatlerinde Galapagos deniz iguanaları güne başlıyor. Oldukça ısınmış durumdalar. Soğukkanlı sürüngenler olduklarından soğuk bir gecenin ardından hayata dönmeleri için güneşin sıcaklığına ihtiyaç duyuyorlar. Büyük erkek iguanalar su kıyısına ilerliyorlar. Sıra dışı bir şeyle yüzleşmek için. Kıyının yakınlarında iguanaların yediği yosun yatakları var. Ama su soğuk ve güneşten kazandıkları enerji kahvaltılarına doğru ilerlerken hızla kaybolacak. Sadece en büyük erkeklerin bu soğuk sularda hayatta kalabilecek vücut ağırlığı var.
İguanalar çok iştahlıdır. Yeni biçilmiş çimler gibi görünene dek yosunları yiyip bitirirler. Ancak bu zengin sularda yosunlar hızla yenilenir. Küçük ve genç iguanalar bu yolculuğa çıkamazlar. Çünkü çok çabuk soğuyacaklardır. Bu yüzden beslenmek için tek şansları suların çekilmesiyle ortaya çıkan yosun yatakları. Büyük erkekler de bu kolay yiyecek için karaya dönecek. Ama artık üşümüş durumdalar. Bir sürüngen serinlediğinde gücü de eriyip gider. Bu büyük erkek iguanalar için kıyıya dönerken verdikleri mücadele tehlikeli. Ama bununla her gün yüzleşiyorlar. Galapagos çevresindeki okyanuslar soğuk olabilir ama aynı zamanda yaşamla dolu. Yiyecek için suya dalan mavi ayaklı bobiler iguanalardan uzakta değiller. Ancak ayaklarının mavi olmasının sebebi soğuk değil. Bu kuşlar için mavi ayaklar bir eşi kendine çekmenin bir başka yöntemi. Mavi süet ayakkabılarınızı göstererek dans edebiliyorsanız şansınız yüksek. Dünyadaki mavi ayaklı bobilerin yaklaşık yarısı Galapagos'ta yaşıyor. Bu kuşlar çoğunlukla tek eşliler ve koşulların uygun olduğu her an üreyebiliyorlar. Yani yavrularını büyüten kuşların hemen yanında kur gösterileri gerçekleşebiliyor. Yavrular yaklaşık 6 ay boyunca yiyecek ve korunma için tamamen ebeveynlerine bağlılar. Ve bu ebeveynler çok meşgul. Çünkü fregat kuşlarının düzenli korsan saldırılarını savuşturmaları gerekecek. Muhteşem fregat kuşları çok güçlü uçuculardır. Ve balık tutmakta iyilerdir. Ama onlar aynı zamanda diğer kuşlardan çalarak yaşayan parazitlerdir. Bir kırmızı ayaklı bobi yuva yapmak için dal toplarken hava korsanlarından kaçmak zorunda. Yuva için kullanılan dallar bu bölgede çok değerli. Düşen bir dal, çevik bir fregat kuşu için kolay bir hedef. Diğer fregat kuşları bile bu haydutların saldırısına uğrayabiliyor. Kaynaklar için verilen mücadele o kadar yoğun ki fregat kuşları daima tetikte olmalı. Yuvalarında bile. Taşkın ormanlarından soğuk dağ zirvelerine ve çöl benzeri adalara Ekvator'un yeni dünyadaki çizgisinde sıra dışı araziler ve hayvanlar yer alır. Ancak gezegenin öbür ucunda eski dünya yer alıyor.
kadim ormanların büyüdüğü ve hayvanların sonsuz hayatta kalma savaşında yer aldığı bir yer. Ekvator üzerindeki sıradaki durak Borneo. Dünyanın en büyük üçüncü adası. Ve kız kardeşi olan ada yağmur ormanlarıyla kaplı Sumatra. Güneş saat 12'de zirveye ulaştı ve şimdi ufuktan aşağıya doğru inmeye başlıyor. Yengeç yiyen makaklar zamanlarını nehir kıyısında, öğlen güneşinden saklanılacak çok sayıda yerin bulunduğu bölgelerde geçiriyorlar. Yaşlılar serinleyip yengeç ve leziz kurbağaları avlarken, gençler suda oyunlar oynuyor. Ancak çıkardıkları gürültü fark edildi. Bir Sumatra kaplanı. Kaplan türlerinin en küçüğü. Nehirdeki maymunların sesini duydu ve oraya doğru hareketlendi. Bir maymunu yakalamak için gizlilik her zaman çok önemli. Kaplanın neredeyse tamamen sessiz ilerlemesi yengeç yiyenler tarafından fark edildi ve sürpriz şansını kaybetti. Yukarılarda yaprak maymunlar hareket halinde. Günün ilerleyen saatlerinde gece boyunca yavaşça sindirdikleri yapraklar ve otlarla besleniyorlar. Ayrılıp gün içerisinde farklı yerlere dağılıyor olsalar da beslendikten sonra sürünün çoğu tek bir ağaçta uykuya dalıyor. Sumatra kaplanı akşam üzeri ışığını bekliyordu. Gölgeler uzadığında avlanmak için iyi bir zaman. Yaprak maymunları bu ormanı 30 santimetrelik fare geyiği ile birlikte paylaşıyor. Minik geyik çok dikkatli. Ve yerden gelecek her türlü tehlikeye karşı uyarılacak. Maymunların aksine onlar en yakın ağaca ne yazık ki kaçamazlar. Ama bugün yarışı kaybeden bir yaprak maymunu oluyor. Bedelini ödüyor ve ormanın kraliçesini besliyor. Ormandaki ışık azalırken kıyılarda hala güçlü. Mangrove kıyılarında, okyanus ve karanın nazikçe buluştuğu yerlerde, her iki dünyaya da ait yaratıkların bulunduğu zengin bir yaşam alanı yer alıyor. Tuzlu su timsahları, mangrovların kadim kralları. Uzun süre önce kara ve deniz arasındaki bu verimli sularda avlanmaya uyum sağlamışlar. Bu dişi korunaklı nehir ağzında yavrularını büyütüyor.
mangrove kökleri arasında serbestçe dolaşacak kadar özgüvenliler. Yumurtadan çıktıklarından beri bir şey yememiş olabilirler ama acıktıklarında burada ilk yiyeceklerini avlayacaklar. Anneleri de uzaklara değil, gizlice yabancıları ve avları izliyor. Mangrovların kenarlarındaki ağaçlar, Borneo'nun burunlu maymunlarının akşamları tünemek için sık kullandıkları yerler. Borneo mangrovlarına diğer pek çok maymun türü de geliyor. Ama çok azı burunlu maymunlar kadar ona muhtaç. Yaşlı bir erkek tedirgin. Bazıları suyun kenarına tehlikeli biçimde yaklaşıyor. Ve anne timsahı gördü. Alarm çağrıları sürüye ulaşıyor. Yaşanan panikte maymunlardan biri doğruca tehlikeli çenelerin yakınlarına düşüyor. Ama timsah fırsatı kaçırdı. Timsahlar sabırlı avcılardır. Bu yüzden bir sonraki maymunun hatasına karşı gözlerini dört açacak. Güneş Borneo'da ufka yaklaşırken ekvatorun düştüğü bir sonraki karada hala sıcak ve güçlü. Yani Kenya'da. Kenya'da Mart ayında ekvator güneşi savanda dolaşan tehlikeli avcılardan daha da tehlikeli olabiliyor. Kenya'nın kurak savanları ekvatorda nadir görülen araziler. Burada savanın kuzeyinde yağmurlar neredeyse gelmek üzere. Kaskazi olarak bilinen sıcak ve kuru bir rüzgar İran körfezinden eserek toprağı kurutuyor. Ve şimdi gün henüz bitmeden koşullar en zorlu durumda. Akbabalar güçlü ısı dalgalarına binip keskin gözlerini kullanarak kuraklığın kurbanlarını buluyorlar. Kurak mevsimde en önemli şey hayatta kalmak. Aslanlar tüm bu süre boyunca savanda kaldılar. Açlık onlara sürekli yoldaş oldu. Boş avlanma alanlarına bakarak çok zaman geçirdiler. Bu Thompson ceylanı açlıklarını dindirmez ama yardımcı olur. Aslanlar cüsseli, güçlü hayvanlardır. Kısa mesafede hızlı olabilirler ama çabuk sonuca gitmelidirler. Uzayan bir kovalamacada yorulurlar. Her başarısız av enerjilerini tüketir, özellikle de yavrusu olan anneler için. Kovalamaca başarısızlıkla sona eriyor. Kenya'daki çitalar açık savandan çok daha iyi yararlanacak şekilde tasarlanmıştır. Burada genelde saklanacak yer yoktur. Bu yüzden çitalar gizlilikten çok hıza güvenirler. Yetişkin dişiler yavruları yokken yalnız yaşarlar. Erkek çitalar genelde kardeşleriyle koalisyon olarak bilinen gruplar oluştururlar. Hayatlarının geri kalanı boyunca birlikte yaşayıp avlanırlar.
65 kilodan ağır olan çitalar, büyük kediler dünyasının hafif, hızlı saldırı modelleridir. Asıl hedefleri ceylan gibi küçük otçullardır. Çita kovalamaya avı kendisini görmeden başlarsa üstünlük ondadır. Maksimum hızına 3 saniye içinde ulaşır ve avının hayatta kalma yarışında geride kalmasını sağlar. Saatte 100 kilometreyi geçen hızına ulaşmak için bir çita kilosuna oranla bir yarış atından tam 4 kat daha fazla enerji harcamaktadır. Erkek kardeşler yavru bir Thompson ceylanını sürüden ayırmaya çalışıyorlar. Peşinde 3 çita varken hayatta kalma şansı çok az. Yetişkin bir çita günde 3,5 kilodan fazla et yiyebilir. Yani yavru ceylan 3 kedi arasında paylaştırıldığından bugün kovaladıkları tek av o olmayacak. Aslanlar o kadar şanslı değil. Sıradan avlarının çoğu kuraklıkta savanı terk etti. Ama aslanlar bölgelerini korumak için orada kalmak zorundalar. Ve açlar. Kurak mevsimde yavrular açlıktan ölebilir. Ama burada ölmenin birden fazla yolu var. Sırtlanlar da çok açlar ve yavruları öldürebilirler. Aslanlar daima tehlikeli rakiplerdir. Ama aç ve yavrularını savunan aslanlara karşı. Yalnız sırtlanların uzakta durması akıllıca olur. Mart ayında Ekvator'da güneş saat akşam 7'den hemen önce batıyor. Bu anda bir dünya tamamen değişiyor. Huzurla otlayan hayvanlar gün içerisinde açık alanlardaki görüş mesafesinden yararlanırken, şimdi korku ve tehlike dolu uzun bir geceye hazırlanmaktalar. Çünkü gündüz vakti avlanamayan büyük yırtıcılar şimdi onları bekliyor. Gece görüşünüz varsa karanlık sizi asla engelleyemez. Aç kalan aslan sürüsü avlanma zamanı geldiğinde organize oluyor. Av hayvanlarından oluşan bir grup bulunduğunda yavaşça ve sessizce etrafını sarıyorlar. Tüm avcılar yerlerini aldığında bir ya da iki aslan kendilerini belli ediyorlar. Ceylanlar hızla kaçıyor ama ne yazık ki tuzak kuruldu. Av sürünün aç üyeleri arasında paylaşılıyor. Sürüdeki büyük erkek bölgesini işaretlemekle meşgulken hızla yiyorlar. Bölge 250 kilometre kare genişliğinde olabiliyor. O devriye gezerken sınırlarda koku izleri bırakıyor. Diğer erkek aslanlardan çekiniyor.
Ama daha büyük bir tehlike var. Dişilerinin etrafı bir sırtlan sürüsü tarafından sarılmış durumda. Aslanlar bir bufalo avladılar. Sırtlan sürüsü korkusuzca üzerlerine doğru geliyor. Dişilerin zor kazandıkları yiyeceği bırakmaktan başka çaresi yok. Ama şimdi sürü lideri geri dönüyor. Sırtlanların üstünlüğü kısa sürüyor. Sayı üstünlüğü öfkeli bir erkek aslana denk değil. Korumasının karşılığında ava tabii ki el koyabilir. Gün ışığının ekvator üzerindeki 24 saatlik yolculuğunda ışığın son ulaştığı yer Afrika'nın batı kıyısındaki Gabon. Bu su aygırları diğerleriyle aynı görünebilir. Ama davranışları çok farklı. Onlar denize geliyorlar. Nedenleri gizemini hala koruyor. Çoğu hayvan kıyıya pek çok farklı sebeple gelir. Orman bufaloları buraya yiyecek için geliyor. Nehirlerin ormanlardan toplayıp götürdüğü bitkiler kıyıya geri vuruyor. Mangrovların tohum keseleri, hayvanların ihtiyaç duyduğu çok sayıda besin içeren birer lezzet oluşturuyorlar. Filler de bu özel yiyecek kaynağını biliyorlar ve bu bilgiyi yavrularına aktarıyorlar. Ancak Gabon'un su aygırları kumların ötesine geçiyor. Dalgalarla buluşuyor. Sanki bize doğa hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek öğrenelim, çok azını bilebileceğimizi göstermek için buradalar. Ekvatoru ve altındaki toprakları ölçebilir, hayvanlarla ilgili gerçekleri öğrenebiliriz. Ancak şafak vakti bu Gabon sahillerinde kıyıya gelen bir anne su aygırı ve yavrusu bize doğanın harikalarla dolu olduğunu öğretiyor. Ve bir günün saatleri gibi kolayca ölçülemeyeceklerini gösteriyorlar.